Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Vesvese mobil uygulamasını hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Anneannemin nefreti ve hasedi ölümünden sonra bile bizi rahat bırakmadı. Size biraz ailemden bahsedeyim. En azından olayların olduğu zamanki ailemizin durumundan. Olayların başlangıcında yaklaşık 13 yaşındaydım. İki kardeştik. Bir kız kardeşim vardı. Adı Eylül. O da 9 yaşındaydı. Babam o zamanlar 40, annem de 37 yaşındaydı. Anneannem annem ve babamın evlenmesine hep karşı çıkmıştı. Annemi bir kraliçe gibi görür, onu çok yüksek mertebeli erkeklere layık gördüğünü söylerdi. Babam ona göre baldırı çıplak, sıradan bir esnaftı. Babamın hırdavat dükkanı vardı. Gerçekten de çok zengin olmasa da çorbasını kaynatıp evini arabasını alacak kadar kazanıyordu. Annemle mahalleden tanışmışlar. Talise döneminden birbirlerini sevip görüşmüşlerdi. Ama anneannem bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamamıştı. İşleri o kadar ileri götürmüştü ki düğünlerine gelmemiş, evlendikten yedi ay sonra ailemle görüşüp barışmıştı. Ne beni ne de kardeşimi oldu olası sevmemiştir. Bizi babamın uğursuz mirası olarak görüp babama nasıl davrandıysa bize de öyle davranmıştır. Bizi kızının doğurduğu gerçeğini hep göz ardı edip bize resmen pislik muamelesi yapmıştır. Anneannemin ev içine karışması ve annemi doldurması yüzünden annem ve babam sık sık tartışırdı. Evde huzur olduğu nadir görülürdü. Anneannem ise bu durumdan zevk aldığını saklamayacak kadar arsızdı. Evdeki bu huzursuzluğun sebebi hep anneannem olarak görülürdü. Ama ben 7 yaşındayken öldüğünde de evdeki huzursuzluk değişmemişti. Olayın sadece anlaşmazlık olmadığını anlamamız ben 13 yaşındayken başlamıştı. Yaklaşık 20 yıllık bir apartmanda oturuyorduk ve babam evi elden geçirmeye, yenilemeye karar verdi. Tadilat sırası oturma odasına gelince de bütün o olayların başlangıcı sayılan o nesneyi bulduk. Oturma odamızdaki soba deliğini yıllardır kullanmıyorduk ama boya yapılırken sökülmesi gerekiyordu. Badanacı, kurumun ve dumanın içeri gelmemesi için tıkadığımız kumaşı çıkardığında yere bir şey düştü. Sarı, ve çuval bezine benzer bir kumaşa sarılmış bu parçayı önemsemeden elime aldım. Ama özenle katlandığını fark ederek kumaşı açtım. Biri bana kötülüğü resme dökmemi söylese o kumaşın içindeki şeyi çizerdim. İlk başta ne olduğunu idrak edememiştim. Ama küçük ve cahil bir çocuk olan ben bile o şeye ilk baktığımda midemin bulandığını, içimin sıkıldığını hissettim. Elimdeki kumaşta bir karganın kafası duruyordu çürümemesi için tuzlanmıştı. Tüylerinin arasında tuzlar görülebiliyordu. Tüyleri kandan ve tuzdan keçe gibi olmuş, gözlerine çoktan ölümün donuk perdesi inmişti. Gagası da kendi gibi siyah bir iple iyice bağlanmış, kafanın her yerine iğne geçirilmişti. İnceledikçe gözüm kararıyordu. Ustanın işle meşgul olduğunu ve elimdeki şeyi fark etmediğini görünce kumaşı hızlıca katlayıp odama geçtim ve çekmeceye attım. Babam işteydi. Annemse onca erkeğin arasında kalmak istemediği için arkadaşına gitmişti. Eve göz kulak olmak için evde sadece ben duruyordum. Akşam olup annem ve babam eve gelene kadar bulduğum şeyi düşünüp durdum. Bir büyü olduğu hem de uğursuz bir büyü olduğu çok belliydi. İçim içimi yiyordu. Aklımda saatlerce kim, neden, nasıl gibi sorular dönüp durdu. Akşam babam annemi ve kardeşimi arkadaşının evinden alıp geldiğinde yalnız olmadığımı hissederek büyük bir rahatlamayla karşılaştım. Biraz havadan sudan konuştuk. Ancak annem ve babam gergin olduğumu fark etmişlerdi. Neler olduğunu, bir şeyler olup olmadığını sordukları zaman kardeşimi oyun oynamaya gönderip odamdan bulduğum şeyi getirdim ve babama verdim. Babam kumaşı açar açmaz bakışları değişti. Annemse tövbe estağfurullah diyerek küçük bir çığlık attı. Babam kafaya dokunmamaya özen göstererek kumaşla ittire ittire iyice inceledikten sonra kumaşı katladı ve bize dönüp büyü bu dedi. O lafı duyduğumda omirliğimden başlayıp tüm vücudumu titreten elektrikvari bir korku dalgası yayılmıştı. Annem ise gözleri sulanmış, bunu kimin neden yapacağını sorgulamaya başlamıştı. O gün annem ve babam özel konuşmak için beni yatağa gönderdi. Annem gelip dua okumamı tembih etti. Ve yanımda üç ihlas okuyup içeri geçti. Uyuyamıyordum. Korkuyla karışık merakım bütün uykumu yok etmişti. En son uykuma yenik düştüm. Ve ironiktir ki derin bir uyku çektim. Sabah kalktığımda annem ve babam bir şeyin hazırlığı içerisindeydi. Uyku mahmurluğuyla neler olduğunu sorduğumda kaçamak cevaplar verip hızlıca hazırlanmamı bir yere gitmemiz gerektiğini söylediler. Şaşırmıştım. Ancak onları tanıyordum ve kendimi yerden yere vursam bile arabaya binmeden bir şey öğrenemeyeceğimi biliyordum. Hızlıca hazırlandım ve arabaya bindiğimde neler olduğunu, nereye gittiğimizi sordum. Annem ve babam birbirlerine bakıyorlardı. İkisi de açıklamak istemiyormuşçasına topu birbirlerine atıyorlardı. En son babam boğazını temizledi ve bana ''Dün bulduğun şey hakkında oğlum, birileriyle konuştum ve beni bu konularda bilgili olduğunu söyledikleri birine yönlendirdiler. Yolumuz uzun. Adam merkezden 60 kilometre uzakta. Sakin bir beldede tek başına yaşıyormuş.'' dedi. Anladığımı belli edecek birkaç şey mırıldandıktan sonra koltuğuma gömülüp yolu izlemeye başladım. Havadaki gerginlik neredeyse elle tutulacak yoğunluktaydı. Kimse bir şey konuşmuyor. Sadece olayı idrak edememiş kız kardeşim ara ara yolda gördüğü şeylerle ilgili şeyler söylüyordu. Ona da geçiştirici cevaplar verirken yaklaşık 45 dakikada tarif edilen köye geldik. Köy gerçekten de sakin bir yerdi. Fazla sakin. Köyün ortasında avazları çıktığı kadar bağırarak oyun oynayan çocuklar yoktu. Kahveden gelen okey taşı veya tavla zarı ya da bağırış çağrış yoktu. Herkes bir işle meşguldü. Başını öne eğmemiş bir kişiyi göremezdiniz. Sanki şehirdeki tüm münzevileri bir köye doldurmuşlardı. Köyün ortasındaki kuyuya ailecek yaklaştık, susamıştık. Kuyunun başında, ellilerinin başında bir teyze su çekip daha büyük bir kovaya boşaltıyordu. Beklediğimizi görünce bize sıra verip ''Benim iş uzun, beklemeyi verin siz.'' deyince Babam gülümseyerek çıkrığı elinden aldı ve çevirmeye başladı. Sırayla babam kovadan su yavuşlarımıza döktü ve bu sırada teyzeye ''Abla burada bir hoca varmış, evi hangisi?'' diye sordu. Kadının yüz ifadesi çok hızlı bir biçimde değişti. Sanki bize iyi davrandığına pişman olmuş gibiydi. Kasabanın batısına doğru bir yeri işaret etti. Şu iki ev var ya, onu geç, az yürü, köyün çıkışının az ilerisinde solda dedi. Kadının değişen tavrına rağmen babam sevecen bir yüzle teşekkür etti ve bize bir el işareti yaparak onu takip etmemizi söyledi. Birkaç meraklı köylü biz yürürken işinden başını kaldırıp bize baktı. Aldırış etmeden devam ettik. Kadının söylediği iki katlı evin arasından geçip toprak bir patikadan yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra söylenilen eve ulaştık. Evi gördüğümde tıpkı o karganın kafasını gördüğüm zamanki gibi içim kararmıştı. Evde kötü bir enerji vardı sanki. Babam kapıyı tıklattı ve kapıyı yaşlı bir adam açtı. Adamı ilk gördüğümde büyük bir tiksinti duydum. Hafifçe kambur, yaklaşık 60 yaşında biriydi. Boyu 1.70'den bir fazla değildi. Suratıysa nasıl desem yüzündeki nur çekilmişti resmen. Pis bir gülümsemeyle bize hoş geldin dedikten sonra içeri davet etti. İçeri girince üç kapıdan ortadakini açıp kapının pervazında içeri girmemizi bekledi. Kapıdan girince sol tarafa dizilmiş birkaç minder ve Japon ve Japonların kullandığı tipten bir yer masası vardı. Odanın sağ tarafında Çoğu siyah ciltli kitaplardan oluşan bir kitaplık vardı. Babam derdimizi anlatınca sakin bir tavırla kargayı istedi. Bu işi sanki binlerce keredir yapıyormuşçasına bir rahatlıkla kargayı eline aldı. Gagasındaki ipi söktü. İp sökülünce Gaga serbest kaldı ve karganın gagasından rulo yapılmış küçük bir kağıt düştü. Ben kardeşimin dikkatini dağıtmak için odanın diğer köşesinde oturuyordum. Ama göz adamı süzüyordum. Kağıdı açtı ve önündeki masaya serdi. İçinde siyah mürekkeple yazılmış yazılar ve şekiller vardı. Adam yazıya bir göz gezdirdikten sonra kafasını kaldırdı. Ve önce babama bakarak Ekrem Karadal sonra anneme dönüp Halime Karadal dedi. Annem ve babam şaşkınlıklarını gösterince adam hafifçe tebessüm edip klasik bir huzur bozma büyüsü bu yapıldığı evde mutluluk bulunmaz dedi ve kağıda göz gezdirmeye devam etti. Annem ve babam birbirlerine bakarken işaret parmağıyla annemi gösteren adam bunu senin annen yapmış dedi. Kardeşime orada kalmasını söyleyip onlara yaklaşmıştım artık. Annemin gözleri fal taşı gibi açılmış, yaşlar süzülmeye başlamıştı. Babam bir elini annemin omzuna koydu. O sırada adam karganın kafasındaki iğneleri yavaş yavaş çıkardı ve saydı. 14 dedi. Kaç yıldır evlisiniz diye sordu. Babam 13 dedi. Adam yine pis gülümsemelerinden biriyle iyi kurtarmışsınız. Bir yıl daha bekleseydiniz çok daha kötü şeyler yaşardınız dedi. Annem gözyaşlarını silip var mı bir çaresi hocam diye sorunca adam duraksayarak var ama size pahalıya patlar dedi. Babam kaşlarını kaldırarak nasıl yani diye sorduğunda adam hayatımda duyduğum en iğrenç kahkahayı attı. Aklından geçeni biliyorum. Hocalar para almaz. Böyle olayları Allah rızası için yapar falan filan. Ama ben bu işi Allah için değil kendim için yapıyorum dedi. Babam tereddütle kaç istiyorsun diye sorunca adam soruyu havada kapmışçasına direkt bin lira dedi. Babam sıkıntılı bir ifadeyle başını sallayarak ne lazım diye sordu. Adam derin bir nefes alıp büyüyü yapan kişinin yani annesinin mezarından bir avuç toprak. Ama bu toprağı onunla kan bağı olan birisi almalı ve toprağı aldıktan sonra açılan çukura tükürmesi gerekiyor dedi. Hepimiz bunu garipsemiştik ama sorgulamayarak dinlemeye devam ettik. Sonrasını bana bırakın dedi. Toprağa gidip alma faslını hızlıca geçiyorum. Dördümüz adamın karşısına oturmuş, adamın yaptıklarını izliyorduk. Bütün ailenin bir arada olmasını istemişti. Adam toprağı aldı, demir bir kaseye boşalttı. Sonra çıkardığı iğnelerden birini alıp yavaşça toprağa batırdı. Toprak iğneyle buluşur buluşmaz babam acı dolu bir çığlık attı. Annem babamı tutup ne olduğunu sorarken adam Olması gereken bu, sakin olun dedi. Annem babamı yerine oturturken bir anda annemden de bir çığlık yükseldi. Sıranın bana gelmesini beklerken kendimi kasmıştım. Ama adam bana dönüp, sakin ol, büyü senden daha yaşlı deyince rahatladım. Annem babam hazırda bekliyordu. İkisi de toplam yedi kere bu acıya katlandı. Dehşete kapılmış bir şekilde onları izlerken adam hazır olun dedi. Kağıdı alıp sağ köşesinden yakmaya başladığı an her şey değişti. Oda bir anda bir sürü şeyle doldu. Şey diyorum, çünkü insan değillerdi. Hepsi de annem ve babamdan tarafa bakıyordu. Annem bir anda babama bağırmaya başladı. Kağıt yandıkça ikisi de şiddetle birbirine bağırıyordu. Siyah sülüyetler onların etrafında dönüyor, lisede kavga eden gençler gibi davranıyorlardı. Kardeşim ağlamaya başlamıştı. Onun gözlerini kapatıp sarılarak sakin olmasını söyledim. Ama bunları söylerken benim de gözlerim dolmuştu. Babam resmen annemi öldürecek gibiydi. Annem onu ilgisizlik, sevmemek gibi şeylerle suçlarken babam sinirden küplere biniyordu. Kağıdın sonuna geldiği sırada babam anneme bir tokat attı. Sonra ikisi birden yere düştü. Kardeşimi bırakıp onların yanına koştum ve ağlamaklı bir ses tonuyla ikisini de uyandırmaya çalıştım. Adam bana sakince onlara 15 dakika ver dediği zaman geriye çekilip kardeşimle birlikte beklemeye başladık. İkisi de aynı anda kendine geldi. Adam onlara büyünün neredeyse bozulduğunu, tek bir aşamanın kaldığını söyledi. Demir kasenin üstüne kuş kafasını da koydu. Sonra kaseyi bir poşete geçirip bunu yol kenarında bir çukur kazıp gömün dedi. Teşekkür ettik, parasını verdik ve çıktık. Gerçekten de o günden sonra ailemiz çok daha farklıydı. Artık evde sevgi ve huzur vardı. Ama yaşananlar büyünün ne kadar tehlikeli bir şey olduğu ile ilgili büyük bir ders verdi. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.